Hearts of Iron 4 Başlangıç Kılavuzu 1. Bölüm. Bu hafta ülkenin başında ben olacaktım var ya, neler yapardım neler lafını size yutturabilen bir strateji savaş oyunuyla karşınızdayız. Paradox Interactive'in Hearts of Iron serisinin 4. oyunu Project Armstrong adıyla uzun süren gecikmelerin ardından 6 Haziran 2016'da piyasadaki yerini aldı. Oyuna başlarken yapmanız gereken ilk şey oyunu nasıl oynayacağınızı seçmek. İster tek başınıza bilgisayara karşı, isterseniz de başkalarıyla oynayabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı etrafında dönen oyuna iki farklı yılda başlayabiliyorsunuz. 1936 ve 1939. Başladığınız yıla göre de oyununuz değişiklik gösterecektir. Bu nedenle 1936 yılında başlanan oyunlarda daha çok ordu ve savaş planlaması, ekonominin nasıl gideceğinin hesaplanması gibi işlemler öne çıkarken odaklanılan yerler üretim, araştırma ve diplomasi olacaktır. Gelelim 1936 yılına. Bu senaryoda Nazi Almanyası Orta Avrupa'daki gücünü sağlamlaştırmış ve Polonya'ya saldırmayı hedeflemiştir. Burada oyun daha çok inşaat, üretim ve askeri güçleri yönetme üzerine kurulu. Senaryo seçildikten sonra sırada hangi ülkeyi yöneteceğiniz geliyor. Fransa, Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, Polonya gibi devletleri seçebileceğiniz gibi diğer ülkeleri de seçebiliyorsunuz. Ancak şunu da söylemeliyiz ki o dönemde gücüyle tanınmamış küçük bir devlet seçmek oynanacak ilk oyunlarda başarısızlığınızı büyük yönde etkileyecektir. Özel ayarlarla istediğiniz gibi zorluk ayarlarını yapabilirsiniz ancak genel olarak 5 ayrı zorluk seviyesi bulunmakta. Acemi zorluk seviyeleri size bonuslar verirken veteran seviyeleri penaltılar veriyor. Normalde ise tahmin edebileceğiniz gibi ne bonus var ne de ceza. Kullanıcı arayüzü, Paradox strateji oyunlarını bilen insanlara çok tanıdık gelecektir. Ekranın sol tarafı büyük ulusal sorunları idare etmek için kullanılıyor. Uyarı tabları oyuncuyu dikkat gerektiren şeyler konusunda uyarmak için ekranın üst kısmında çıkıyor. Ekranın sağ tarafındaysa ordularla ilgili bilgiler yer alıyor. Sol üst köşede sayıların olduğu işaretler bulunuyor. Politik güç, iş gücü, fabrikalar, kara, deniz ve hava kuvvetleri deneyimi ve konvoylar. Ulusal birlik değeri ülkenin ne kadar kolay teslim olacağında etkilidir. Politik güç ise askeri ve bilimsel danışmanlar işe almak için, ticaret ve askerlik kurallarını değiştirmek için ve bazı diplomatik hareketleri yapmak için kullanılıyor. İş gücü ise orduyu oluşturacak insan sayısını gösteriyor. Birçok faktör bu sayıyı etkileyebilir. Fabrikalarsa rahatça anlaşılabileceği üzere toplam fabrika sayısını gösterir. Askeri kuvvetler savaştıkça deneyim kazanırlar. Kazandıkları bu deneyim sayısı ise ordu tasarlamakta kullanılıyor. Deniz ve hava deneyimleri de gemi ve uçak tasarımları değişimlerinde kullanılıyor ve bu değişikliklerde hız, ateş gücü, güvenilirlik gibi bonuslar veriyor. Konvoy sayısı ise önemli çünkü stratejik kaynaklar için yapılan her ticaret için bir konvoy ünitesi gerekiyor. Ünite üretimi bölümünden konvoy üretimi yapabilirsiniz. Aynı zamanda nükleer silahlar için araştırma yaptıysanız onun için de ayrı bir sayı açılacak ve ülkenin ne kadar nükleer silaha sahip olduğunu gösterecek. Hearts of Iron 4 her açıdan oyunun durumundan iyice haberdar olunmasını mümkün kılmak için birkaç tane harita modu yapmış. Toprak haritası modu 3 detay yüzeyini gösterir ve oyunun büyük bir bölümünde de görebileceğiniz harita modudur. Peki bu 3 yüzey ne oluyor? Uluslar bu ülkelerin sınırlarını gösterir, uluslarla yapılan etkileşimler diplomasiyle olur ve ulusların isimleri vardır. Bölgeler. Bir ülke bölgeler üzerinde kuruludur. Fabrikalar, altyapı ve pek çok ilerlemenin yapıldığı sivil fabrikalar da bu yüzeyde yapılır. Bölgelerin de isimleri vardır. En küçük coğrafi birim. Orduları göndererek fethettiğiniz topraklardır. Aynı zamanda deniz üsleri ve havaalanlarını barındırır. Bundan başka 3 adet harita modu daha vardır ve bunların sınırları göstermek, hangi toprakların nereye ait olduğunu belirlemek gibi özellikleri yoktur. Deniz haritası modunda deniz ordularına emir verirken birbirine komşu olan 3 tane deniz bölgesi söylenebilmektedir. Deniz bölgelerinin de isimleri vardır ve tamamen toprak haritası modundan bağımsızdır. Hava haritası moduysa toprak ve deniz haritalarının üstünü kaplar. Hava üslerinde kararlaştırılan stratejik bölge için emir verilir ve üslerin uçakları da bu görevleri yerine getirir. Tedarik harita moduysa toprak haritasının üzerini kaplar ve tedarik alanlarına ayrılmıştır. Tedarik alanların statları belirlidir ve o alanlara girenlere göre değişim gösterir. Ekranın sol üst tarafında ulusal bayrak bulunur. Ona tıklanınca ulusal statünüzü görebileceğiniz bir ekran açılır. Burada liderin fotoğrafı, politik sistem ve ideolojilerin ne kadar yüksek destek aldığını gösteren seviyeler ve politik güç harcanarak değiştirilebilen 3 satır unsur bulunmakta. Aynı zamanda ülkenin ilerlemesini nasıl olacağını etkileyen ulusal odak ağaçları bulunmakta.
oyuncudan eğer aktif olan yoksa bu ulusal odaklardan birini seçmesi isteniyor. Normalde bir ulusal odak ağacını bitirmek için 70 gün gerekiyor. Bazı odak tercihleri ise ülkeye özel olabiliyor. Mesela Türkiye hem faşist hem komünist olamaz. Bu menü aynı zamanda devlet kurallarını değiştirmek, danışmanlar atamak için de kullanılıyor. Değişimlerin büyük bir kısmı minimum olarak 150 politik güç istiyor ve çok güçlü danışmanlar 250 politik güce kadar çıkabiliyor. Hatta bazen daha da fazla. Üzerinde laboratuvar bardağı ikonu bulunan ve ekranın üst kısmında yer alan gri butonsa araştırma menüsünü açıyor. Normalde 3-4 slot hakkınız olsa da bazı ulusal odak fikirlerini takip ederek 5'e kadar slot yükseltebilirsiniz. Araştırmanın 11 ayrı kategorisi bulunmakta. Her ulus tarihsel olarak uygun bir teknoloji seviyesiyle oyuna başlıyor ve senaryonun gidişatına göre de değişiyor. Doktrinler dışındaki tüm araştırma ağaçları tarih şeridinde işaret. Bir teknolojiyi zamanından önce araştırmak, zamanından sonra araştırmaya göre çok daha yavaş ilerliyor. Peki nedir bu 11 ayrı kategori? Piyade, destek, tanklar, ağır silahlar, toprak, deniz ve hava doktrini, denizcilik, hava aracı, mühendislik ve endüstri. Ticaret menüsüne üzerinde oklar bulunan butondan erişebiliyorsunuz. Oyuncu menüye girdiğinde önemli kaynakların listelendiği sütunlarla karşılaşıyor. Ayrıca bu kaynaklar için ne gerekli ya da kimlerle ticaret yapabileceğiniz de gözükmekte. Oyunda 6 önemli kaynak bulunmakta. Petrol, lastik, çelik, krom ve tungsten. Bu maddeler üretim yapmakta en çok kullanılacak maddelerdir. Bu kaynaklar yeterli seviyede bulunmuyorsa üretim de çok daha yavaş olacak ve verimliliği de az olacaktır. Kaynaklar haritanın belli bölgelerinde bulunmakla birlikte eşit bir dağılımı yoktur. Bu nedenle de ticaret zorunluluk oluyor. Bir kaynakla alım-satım yapmak için ülkenin adına tıklayıp ne kadara yapılacağını belirlemeniz gerekiyor. Kaynaklar 8'li üniteler halinde bulunmakta. Her alışverişte 2 konvoy aracı istenmekte. Her 8 kaynak ünitesi bir sivil fabrikaya mal olmakta ve bu üretim gücü de ticaret yapılan ulusa gitmekte. Çok detaylı ve önemli noktaları olan Hearts of Iron 4'ün incelemesinde birinci kısmın sonuna geldik. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.